Sağlığım İçin Herşey'in organ bağışı özel yayınında bu bölümde de kalp naklini ve organ bağışını konuşacağız. Kalp nakli olmayı bekleyen hastaların yaşadıkları sıkıntıları uzmanlar dile getirecek ve yine aynı şekilde kalp yetmezliği hastasıyken 9 yıl önce bağışlanan organ sayesinde sağlığına kavuşan Ayhan Zorba da evet, konuğumuz olacak. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Çünkü ekran başında bizi izleyen, kalp, böbrek, karaciğer gibi organ bekleyen hastalar ve yakınları adına da siz birer umutsunuz. Evet. Çok sağ olun. Biraz sonra sohbete başlayacağız. Sevgili izleyiciler, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Murat Sarğın. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yine aynı hastane Siyami Ersek ki Türkiye'de özellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastaneler ve Türkiye'deki tüm hastaneler içinde bir ekoldür kalp hastalıklarının tedavisinde Siyami Ersek. Hastanenin organ nakli koordinatörü Semra Ağustos'ta stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Üç konuğum olunca sizleri tanıtmak da tabii zaman alıyor. Gerçekten evet, sizlerin çok özverili çalışmaları var. Hem gerek kalp cerrahlarının gerek organ nakli koordinatörlerinin. Özellikle organ nakli koordinatörlerinin bu konuda neler yaptığını biraz sonra sizden öğreneceğim ama konumuz kalp nakli. Kalp nakli hangi hastalara gerekiyor? Ne tür durumlarda siz bir hastaya kalp nakli tavsiye ediyorsunuz? Kalp nakli ileri evre kalp yetmezliği sonucunda varabileceğimiz son liman aslında. Daha öncesinde ilaç tedavisi alan hastalar ve bütün tıbbi tedavilerin bittiği noktada eğer hastanın kalp yetmezliği bütün bu tedavilere cevap vermez noktasına gelmişse hastanın artık kalp nakline ihtiyacı oluyor. Sonuçta kalp nakli bu durumdaki elimizdeki tek çözüm. Peki bu dönemdeki kişilerin ne tür yakınmaları oluyor? Bu aslında uzun bir dönem. Kalp yetmezliğinin çünkü evreleri var. Daha hafif evredeki bir hasta günlük hayatında kendini zorladığı zaman nefes darlığı hissedebilirken kalp yetmezliğinin ileri evresinde istirahat halinde otururken bile nefes darlığı çeken, aşırı yorgunluk ve ödem tabloları yaşayan, bu tablolar içinde sıkıntı yaşayan hastalarımız oluyor. Dolayısıyla bu bir dönem. Ama kalp nakli gerektiği zaman hastalar bütün bu bulguların en ağır evresini yaşıyor oluyor. Gerek nefes alma açısından, gerek halsizlik açısından, hareket kısıtlılığı açısından, vücut ödemdeki artış açısından hepsi açısından en üst düzeyde, en yoğun, en sıkıntılı dönemleri oluyor. Ve oradan tek çıkış noktamız kalp nakli oluyor maalesef. Şimdi size döneceğim. 9 yıl önce siz kalp nakli ameliyatı evet, geçirdiniz. Evet. Bir yıl bekledim. Ben çok fazla beklemedim dediniz evet, yayın önceki evet, sohbetimizde. Acaba siz beklediğiniz zaman, organ beklerken sağlık durumunuz nasıldı? Sadece sağlık durumunuzu sormayacağım. Mutlaka iç dünyanızda da fırtınalar kopuyordu. Evet. Biraz bize o günlerde yaşadığınız sıkıntıları anlatır mısınız? O günlerde yani yiyemiyorsun, koşamıyorsun, yürüyemiyorsun, nefes alamıyorsun, toplumdan tamamen kopuyorsun. Ya hiçbir işini yapamıyorsun yani. Her dakika ölümle uçacaksın. Mesela yatakta uyuyorsun, hanımın her dakika nefesini dinliyor. Acaba öldü mü, yaşıyor mu? Sağ mı? Bir yere yalnız gidemezsin. Her gittiğinde hanımın yanında olacak veya biri olacak. Ya yani toplumdan kopmuş bir haldesin. Bitkin, yürüyemezsin. Yani hiç her şey yani ne anlatayım yani. Peki böyle bir durumda tabii ki moral olarak da kişiler çöküyorlar. Peki size ilk kalp nakli olmanız gerektiği söylendiğinde neler hissettiniz? Ya tamamen bir ailede kopma noktası yani. Aile artık bitiyor. Toplum yani bir kişinin hastalığı tüm sülaleye yayılıyor yani. Komşundan tut, bütün eş, dost herkese bu yansıyor yani. Herkes üzülüyor. Zaten sen anlıyorsun yani. Senin yüzüne gülenler bile senin bir gün olup yani bu dünyadan geçeceğini anlıyor. Hepimiz için geçerli ama sen bıçak ağzındasın yani o anda. Hı hı. Yani ne bileyim her dakika hazırsın. Peki şimdi şuna bakmak istiyorum. Şimdi genelde toplumda organ nakline de bazen bir ön yargılar var. Evet. İşte organ bulunur mu noktasına daha ilk organ nakli olmanız gerektiği söylendiğinde bunun bir kurtuluş olabileceğini biliyor muydunuz? Hissettiniz mi? Buna hazırlıklı mıydınız? Ya ben hazırlıklıydım. Yani Allah'a da inancım var. Diyordum yani bir çözüm var yani. İlla ki bunun bize söylendiğinde işte kalp takıldığında rahatlayacaksın, yürüyeceksin. Hocalarımızın sayesinde. Çünkü büyük bir aşamadan geçtik o arada. Yani sürekli hocalarımızın yanına geliyoruz, gidiyoruz. Hocalarımız anlatıyor. Orada yani ama hiç kimse de inanmıyordu yani. Hatta bizim mesela toplumun içinde yürürken ya sen kafayı mı yedin? Nereden gelsin? Kim sana bak, kalp bağışlayacak, kalp takılacak? Böyle bir şey olamaz diyorlardı. Ama bir mucize gerçekleşti. Kesinlikle, bak, kesinlikle. 9 seneyi bitirdik. Dualarınız gerçek oldu. Pek çok kişinin de zaten çok kişinin duası. De duası evet. Yani bizi ayakta tutan onlar. Diliyoruz ki organ bekleyen tüm hastaların duaları bir gün gerçek olur en kısa zamanda. Size kimin organı bağışlandı? Ankara'dan bir bağışçının organı geldi. Aileyle de şu an görüşüyoruz. Aile genişledi. Allah razı olsun yani bir toprağa gidecek hücre şu an bende yaşam buluyor. Bu rahmetlinin annesiyle görüşüyoruz. Abileriyle görüşüyoruz. Kadın yani kursağıma yatıyor, ne şeyimi dinliyor, kalp atışlarımı. Oğlunuz yani, sanki sizde. Evet, yani annemiz, aslında bir de annemiz oldu yani. Kesinlikle. Yani abilerimiz oldu, kardeşimiz oldu, aile büyüdü. Onlar da oğullarını aslında sizde yaşatıyorlar. Tabii ki. Tabii sadece kalp değil, mutlaka o kişinin böbrek ve karaciğeri de başkalarına hayat verdi. Şimdi Semra Hanım size dönmek istiyorum. Siz organ nakli koordinatörüsünüz. Evet. Öncelikle siz doktor musunuz? Organ nakli koordinatörleri kimlerdir? Sizlerin aslında hani ben gazeteci olarak biliyorum organ bağışının yapılmasında çok önemli fonksiyonlarınız var ama neler yapıyorsunuz? Anlatır mısınız bir? Evet, ben hemşireyim ama organ nakli koordinatörü olmak için sadece doktor olmak gerekmiyor. Bu bir sağlık profesyoneli de bu işi yapabilir. Doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı. Bu sektörün içindeki birçok arkadaşımız bu görevi severek ve gönüllü bir şekilde gerçekleştiriyor. Bizim sürecimiz tabii ki zor bir süreç. Bu toplumu organ bağışı konusunda ve bu işin gerekliliği, sonuçları konusunda çok iyi bilgilendirmemiz gerekiyor ki organ bağış sayıları artsın ve nakil bekleyen birçok hastamız tabii ki umuduna kavuşsun, ailesine kavuşsun. Bununla ilgili bakanlığın ve bizim Bölge Koordinasyon Merkezi'nin belirli dönemlerde toplantıları olur. Bunlarla ilgili halkı bilinçlendirme ile ilgili toplantılar yapılır. İşte organ bağışı ile ilgili kampanyalar başlatılıyor. Bazen alışveriş merkezlerinde, bazen sokaklarda standlar kuruyoruz. Halkı bilinçlendirmek için, gelen soruları cevaplandırmak için ve bağış sayısını artırabilmek için bakanlığımızın desteğiyle birçok kampanyalar yürütüyoruz. Peki diyelim şöyle de bir misyonunuz var diye biliyorum. Bu doğru mu? Size yakın bir hastanede ya da kendi hastanenizde belki de bir beyin ölümü vakası var. Evet. Bu beyin ölümü vakasının ailesiyle de bu konuda organ nakli konusunda görüşüyor musunuz? Yani ön yargılarını kırmaya, bağış konusunda onları teşvik etmeye çalışıyor musunuz? Tabii tabii. Böyle bir görevimiz de var tabii ki. Aynı zamanda donör hastanelerinde bizim iki görevimiz var aslında. Hem nakil koordinatörüyüz hem donör hastanesi koordinatörüyüz. Böyle bir beyin ölümü gerçekleştiğinde ve aileye bu deklare edildikten sonra bize düşen görev aileye biz danışıyoruz. Organ bağışı yapmak ister misiniz? Aileden biz organlarını istiyoruz. Bu süreç tabii çok zor bir süreç. Çünkü insanlar acısını paylaşırken ve bizim böyle bir şey istememiz onlarda farklı tepkiler de yaratabiliyor. Doğru. Bazen çok iyi karşılanıyoruz ama bazen de çok zor tepkilerle de karşılaştığımız oluyor. Zor bir süreç. Bu süreçte eğer ki aile onay verirse çok güzel bir durum oluyor bizim için de ve hemen ilgili prosedürler gerçekleşmeye başlanıyor. İşte tahlillerde, işte ultrasonlarda falan ve Bunu Ankara'ya bildiriyoruz. Beyin ölümümüz var, donör oldu diye. Sonraki süreci zaten bakanlığımız, Ulusal Koordinasyon Merkezi gayet düzenli bir şekilde yürütüp sıradaki hastalara göre organ sunumları yapılıyor. Şimdi bu tür zaten bilgilendirme çalışmaları aslında çok daha önemli. Çünkü gerçekten bir beyin ölümü durumunda hasta kendi acısını paylaşırken gidip ikna etmeye çalışmak tüm ön yargılara rağmen gerçekten çok zor. Aslında belki de yaptığımız bu tür programlar gibi organizasyonlar, sizin yaptığınız alışveriş merkezlerindeki bilgilendirme çalışmaları çok daha etkili olabilir. Olacak, çünkü böyle bir acıdan önce yapılan çalışmalar. Evet. Şimdi size geleyim. Siz yıllardır bu organ nakli, daha doğrusu kalp nakli ameliyatlarını gerçekleştiriyorsunuz. Bir kalp nakli ameliyatı ne kadar sürüyor? Hasta ne kadar hastanede kalması gerekiyor? Bunun yoğun bakım süreci nedir Murat Bey? Aslında cerrahi açıdan baktığınızda kalp nakli sürecinin en kolay kısmı ameliyat kısmı. Bir şekilde kalbi alıp hastanemize getirip o kalbe ihtiyaç duyan hastaya taktığımız süreç sonuçta aslında saatler alıyor. Onun organizasyonu, oraya gitmek, diğer ekiplerin toplanması. Ama o kalbi aldıktan sonrası cerrahi kısım olarak kabaca 4-5 saat içinde bitiyor. Ve biz cerrahlar açısından bakarsanız çok hem büyük bir keyifle ve kolaylıkla gerçekleştirdiğimiz bir kısım. Ama kalp naklinin zor kısmı ondan sonra başlıyor. Hastanın yoğun bakım süreci, alacağı tedaviler, organın vücut tarafından reddedilmemesi için yapılacak tedaviler ve sonrasında işte Ayhan Bey gibi düzenli gelip gitmesi, takip süreçleri, bunlar çok önemli. Ama ameliyat kısmı bahsettiğim gibi 4-5 saat içinde bitiyor. Ama taburculuk tabii ki her şey yolunda giderse kabaca 2-3 hafta içinde olabilecek bir süreç. Yepyeni bir hayata başlamak üzere. Tabii burada bahsettiğiniz gibi Ayhan Bey'in de yaptığı gibi kontrolleri de aksatmamak gerekiyor. Kalp nakli bekleyen Türkiye'de kaç kişi var bekleme listesinde? Türkiye'de tabii ki çok dinamik bir sayı bu ama bugün itibariyle söylersek hemen hemen 1000'e yakın. 980 küsür civarında. Ve her yıl bu sayı gittikçe artıyor. Hatta aylar içerisinde artıyor. Listeye her ay belki 50'ye yakın hasta ekleniyor. Belki biraz daha fazla. Bu arada beklerken kaybettiğimiz hastalarımız da oluyor. Ama bu sayı gittikçe artan bir sayı. Nüfusumuz yaşlandıkça kalp yetmezliği de artıyor. Ve daha genç yaş gruplarına da gittikçe görülen bir hastalık haline geliyor. Dolayısıyla bu sayı her zaman artan bir sayı olacak ama şu an itibariyle 1000'e yakın hastamız var, kalp nakli bekliyor. Bunun 150'ye yakını da acil listesinde, öncelikli, bir an önce kalp bulup hastamızı iyileştirmek istediğimiz hastalar bunlar. Şimdi sevgili izleyiciler, ekranlarımıza bir bant getireceğiz. Kalp nakli bekleyen iki hastanın sözlerine lütfen kulak verin. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Acaba kalp nakli bekleyenler neler hissediyorlar? Hele kalp nakli bekleyen hastalar çocuksa, gençse neler yaşıyorlar? Ben Berk Yıldız, 10 yaşındayım. 3 yıldır diyabet kardiyomiyopati hastasıyım. Geçen sene nefes alamadığım için kalp destek cihazı takıldı. Bu yılda şikayetlerim arttı. Onun için acil kalp nakli olmam lazım. Organlarınızı bağışlayın. Organ bağışı candan cana en büyük sadakadır. Benim adım Yusuf, 18 yaşındayım. Bir yıldan beri Siyami Ersek Hastanesi'ne acil kalp nakli bekliyorum. Ülkemizde organ bağışına yeterince destek olmadıkları için, birçok arkadaşım beklerken hayatını kaybetti. Ben de artık nefes almakta zorlanıyorum, yürümekte zorlanıyorum, ödemlerimi atamıyorum. Ben de sağlıklı bir şekilde hayatıma, tekrar eski hayatıma kavuşup okulumu okumak istiyorum. Bunun için de herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. Uygun bir donör bulunmasını istiyorum. Toprak olmasın, bir bedene can bulsun. Lütfen organ bağışı yapınız. Sevgili izleyiciler, işte gördüğünüz gibi kalp nakli bekleyen iki çocuk hasta bunları söylüyor. Lütfen aile içinde bugün bir konuşma yapın. Organ bağışı üzerine biraz birbirinizin fikrini sorun. Ve bu tür hayatları kurtarmak için belki de en büyük hediye, yaşarken yapabileceğiniz en büyük sevap organlarınızı bağışlamak olacak. Şu gördüğünüz iki çocuk yaşıtları gibi ne okula gidebiliyorlar, ne top oynayabiliyorlar, ne gezebiliyorlar. Hastane odasında aylardır yaşıyorlar. Size döneyim, siz organ nakli koordinatörü olarak biliyorsunuz. Evet. Örneğin bu iki çocuk örneğinden yola çıkarsak, evet, hepsinin umutları var gelecekle, evet, ilgili. Hayalleri var. Evet. Hayalleri var gerçekten. Ne kadar zamandır kalıyorlar? Aylardır dedim ama. Yani Yusuf bir seneye yakındır, bir senedir hastanede bekliyor. Acil listede olduğu için. Ve şöyle de bir durum var ki Yusuf kesinlikle inotrop desteklediğimiz kalbi güçlendirici ilaçlardan hiçbir şekilde ayrılamıyor. Hı hı. Ayrılamadığı için de evine gidip dışarıda bekleme gibi bir şansı olmuyor. Mecburen hayatını hastanede geçirmek zorunda kalıyor. Hı hı. Berk bir sene önce kendisine destek cihazı takıldı. Ancak son 3-4 ay öncesine kadar da bu cihazla da artık kalbi çalışamaz hale geldi ve tekrardan kalp nakli bekleme ihtiyacı oldu. O da en öncelikli listede acili dediğimiz ve bu süre hiç belli olmuyor. Çünkü ne zaman kalp ve ailelerin bize en çok sorduğu Semra Hanım kalp var mı? Ne zaman çıkacak? Hmm. Keşke öyle bir şey olsa ve ben bunu bilebilsem diyorum. Ancak hiçbir şekilde bilemiyorsunuz. Ne zaman organ çıkacak, ne zaman bağış olacak ve çıkan bu organ bizim hastalarımıza uygun olacak mı? İnceleyip sık dokuyorsun sonuçta. Ama zor bir şey. Aslında evet, hastaların anlattıkları gerçekten çok önemli. Evet. Onların neler hissettiği, neler yaşadığını ancak hastalar ve hastaların yakınları bilir. Bir de siz sağlık personeli, evet, onların yakınısınız, sizler bilirsiniz. Aynen. Siz ne söylemek istiyorsunuz Sayın Murat Sarğın? Özellikle bizi izleyen kişilere organ bağışıyla ilgili olarak ne tür önerileriniz olacak? Şimdi aslında şöyle düşünmek lazım. Bir yakınımıza kan lazım olduğunu hemen koşarak Kızılay'a gidip kan veriyoruz. Aslında o da bir organ bağışı. Dokunak. Evet. Bir yakınımız böbrek ihtiyacı olursa böbrek bağışlamak isteyen bir sürü birinci dereceden akrabası oluyor. Evet. Ama beyin ölümü gerçekleştiği sonra bağış oranı çok azalıyor. Yani canlıdan bağışta dünya birincisiyken beyin ölümünden sonra bağışta çok çok gerilere düşüyoruz. Oysa ki bir kişinin bağışlanan organı 8 yeni hayata yardımcı oluyor. Onun yakınları, Ayhan Bey'in de söylediği gibi, geniş bir ailesi oluyor. Birçok insanın hayatı değişiyor. Bu güzel bir fırsat. Sadece toplumda o bitkisel hayatla beyin ölümü arasındaki hani acaba hala hastamızın bir şansı var mı? Biz ne olur ne olmaz bağışlamayalım korkusunun aşılması lazım. O da sizlerin, bizlerin yardımıyla belki bu konuda daha çok konuşarak olacak. Aslında bir günde o zaman beyin ölümüyle ilgili bir program yapmamızda mutlaka fayda var. Şimdi siz burada çok güzel bir örneksiniz ve size şunu soracağım. Organ nakli olduktan sonra, kalp nakli olduktan sonra hayatınız nasıl değişti? Olayın bir de güzel boyutlarını tabii güzel görelim. Boyutu var. Evet. O kadar değişti ki yani yeniden doğmuş bir çocuğu, yeni yürüyor hani pıtır pıtır, ayağa kalkıyor, koşuyor, onu düşün. Şükürler olsun yani çok rahatım, rahat uyuyorum, rahat yürüyorum, rahat geziyorum. Şükürler yani olsun. Yani hocalarımızın sayesinde Allah razı olsun, eş dostun sayesinde hocalarımız da çok ilgilendi. Yani orada yemeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok rahatım şu an yani. Tabii biraz da hastanın kendinde de var. Hasta şimdi ben nakil oldum diyor. Kendini tamamen tamam diyor, ben iyiyim. Değil işte. Ondan sonraki süreçte başlıyor. Çok dikkat etmeleri lazım. Yani yediğin olsun, içtiğin olsun. Bende biraz kilolar var. Onu şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Evet, ben de biraz bende evet, de var o şey. Evet. Ama şükürler olsun ki çok rahatım. Enfeksiyon. Bu hastalıkta en kötü nokta enfeksiyon götürür. Çok dikkat etmeleri lazım. Temizliğin olsun. Evet. Yani gittiğine ben şükürler olsun daha da taşta gezebiliyorum şu an yani. Size gerçekten sevdiklerinizle birlikte sağlık dolu günler diliyoruz. Peki bu size bağışlanan kalp, sizin çevrenizde de organ bakışını farklılaştırdı mı? Daha olumlu düşünmeye başlayanlar oldu mu organ bağışı konusunda? Şöyle söyleyeyim. En başta ben kendim mesela hanım bağışçıyız. Ailemden mesela çevremdekilerin bir topluma girdiğinde ben anlatıyorum. Kendime örnek gösteriyorum. Diyorum ki ben nakil oldum, bak hayattayım. Lütfen yani organlarınızı bağışlayın. Bu çok önemli. Yarın onun da başına gelecek. Ben de hiç bilmiyordum yani. Çalışıyordum, tabii, koşuyordum. Ne bileyim yani böyle bir şey olacağını. Şimdi şükürler olsun yürüyoruz, geziyoruz. Biz de bağışçıyız. Tüm organlarımı bağışladım ben. Mantıken normalde tıbben organ bağışlayabilir mi? Evet, bağışlayabilir belli, evet, organları gerektiğinde yani. Tabii ben Allah uzun ömür versin. Organ bağışlamada bir sıkıntı yok. Aslında ne kadar güzel bir şey. Tabii. Çünkü bu sorunu en kalpten yaşayan sizsiniz. Evet. Size de sağlıklı, uzun, güzel bir ömür diliyoruz. Artık süremizi çok açtık ama size geleceğim. Çünkü sizin öykünüzde de aslında değişik, biraz trajik bir yanı da olan bir, evet, öykünüz var. Siz 10 yıldır Siyami Ersek Hastanesi'nde organ nakli koordinatörüsünüz ama bu arada eşiniz de böbrek yetmezliği, evet, nedeniyle nakil olması gerekiyor ve siz eşinize böbreğinizin birini bağışlıyorsunuz. Evet. 2 yıl önce. Evet. Sizin de eşinize sağlık diliyorum. Siz aslında hem donörsünüz, hem organlarınızı bağışlamışsınız, hem de organ nakli koordinatörüsünüz. Evet. Onun için sizin ağzınızdan çıkacak mesajlar da gerçekten çok değerli. Evet. Şöyle diyebilirim, 2 yıl öncesine kadar kendi hayatımdan, eşimle aile hayatımızdan yaşam kalitemiz son derece arttı. Eşim daha çok hayata bağlı, işini devam ettirebiliyor, sokağa çıkıp rahat yürüyebiliyor. Mevcut hayatın, daha önceki hayatını aynen devam ettirebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Bu bizim ailemizi de etkiliyor tabii ki. Çünkü evde bir hasta olunca sadece hasta değil, bütün çevresi, ailesi, eşi, çocukları da etkilenebiliyor bu durumdan. Böyle bir organ bağışı, düşünün bizim hayatımız ne kadar değişti. Çok çok güzel oldu. O yüzden herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum ben. Organ bağışı hayata bağıştır. Yani toprak olmasın, can olsun. Sonuçta biz onu toprağa gömdüğümüzde hiçbir şey olmayacak, çürüyecek, gidecek. Ama diğer türlü arkamızda belki 5 tane, 6 tane hayata tutunan gencecik çocuklar, yetişkin insanlar bırakacağız. Bu çok güzel bir şey. Ben her birinize, evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o kadar önemli bir konu ki keşke zamanımız daha çok uzun olsaydı da, evet, daha fazla konuşabilseydik. Özellikle sizler çok anlamlı mesajlar verdiniz. Hastanenizde yatan 2 çocuğa da umuyorum en kısa zamanda bir bağışçı çıkar, bağışçılar çıkar. Onlar da sağlıklarına kavuşur. Şu an bizi izleyen, organ bekleyen herkese sağlık diliyoruz. Ve ekran başındaki siz sevgili izleyiciler, bugün sağlıklı olabilirsiniz. Ama biraz önce ekranlara getirdiğimiz organ nakli olmayı bekleyen, kalp nakli olmayı bekleyen 2 çocuğumuzun örneğinde olduğu gibi lütfen onların seslerine kulak verin, organlarınızı bağışlayın. Şimdi iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor.